Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight Killer videosundan hepinize selamlar. Bugün Doktor ile oynuyoruz. Çok uzun süredir oynamadığım bir katildi. Yorumlarda da fazla istek gelmiş. Dedim ki bir tane Doktor patlatalım. Şimdi hızlı bir şekilde perk kombinimi anlatayım, ardından eklentilere de geleceğim. İlk perkümüz Kanlı Kasap. Bir kurbana normal saldırınızla vurduğunuz zaman o kurbanı ağır yaralı ve kan kaybı durum efektine sokmuş oluyorsunuz. Ağır yaralı durum efekti şu işe yarıyor. Kurban normale göre daha geç iyileşiyor. Yani iyileşmesi daha uzun sürüyor. Kan kaybı efekti de iyileşme eylemini bıraktığınız zaman iyileşme barınız kendi kendine azalıyor ve belli bir süre sonra sıfırlanıyor. İkinci perkümüz Evsun Yıkım. Bir jeneratör tamir halinde değilken normal hızın %200'ü kadar kendi kendine geriliyor. Bir diğer perkümüz en güzel en sona. Her başarılı normal saldırımız için bir nişan kazanıyoruz. Her bir nişan da başarılı saldırıdan sonraki bekleme süresini %5 azaltıyor. Maksimum 8 nişana kadar çıkabiliyoruz. Yani başarılı saldırıdan sonraki bekleme süresini %40 azaltabiliyoruz. Son perkümüz de Mangal ve Piknik. Bir kurbanı kancaya astığımızda kancadan 40 metre uzakta olan diğer tüm kurbanların haresini 4 saniye boyunca görüyoruz. Evet gençler, perk kombinim bu şekildeydi. Şimdi gelelim eklenti kombinime. İlk eklentim Dizgin 3. sınıf. Kurbanların delilik seviyesi arttığı zaman 2 saniye boyunca hareleri görünür olur. Yani ben kurbanlara şok verdikçe seviye 1, seviye 2, seviye 3 diye delilik seviyeleri artıyor ya. İşte o seviyelerin her artışında kurbanların yerini göreceğim. Bir nevi Volek Doktor Bull'di diyebiliriz. Aynı zamanda delilik durum efektine giren kurbanlar doktorun halüsinasyonlarını görüyor biliyorsunuz ki. İşte bu eklenti bu halüsinasyonların süresini 6 saniye arttırıyor ve biz kendimiz bütün halüsinasyonları görebiliyoruz. Bir diğer eklentim de disiplin 3. sınıf. Şok terapisinin etkinleşmesi için gereken süreyi %20 azaltır. Deliliğin seviyesine göre şu avantajlara sahip oluyoruz. Delilik 2'de olan bir kurban doktor hemen arkasındaymış gibi bir kızıl leke görüyor ve dehşet alanımızı duyuyor. Yani kırmızı lekemizi kurbanın hemen arkasına yapıştırmış oluyoruz. Böylece o kurbanla kovalamaca içindeyken bizim kırmızı lekemizi göremiyor ve sürekli kalp atış sesimizi duyduğu için onun peşinde olmasak bile peşindeymiş gibi bir izlenim yaratmış oluyoruz. Delilik 3'teki kurbanlarda ise bu hayali kızıl leke ve dehşet alanı sürekli etkindir. Yani oturup delilikten kurtulmaları lazım. Eğer bunu yapmazlarsa hayali kızıl leke ve dehşet alanı maç boyunca onlarla olacak demektir. Delilik 2 ile arasındaki fark şu. Delilik 2'de sadece kovalamaca boyunca hayali kızıl leke ve dehşet alanı vermiş oluyoruz kurbanlara. Delilik 3'te ise sınırsız. Yani delilik 3'ten kurtulması lazım. Aynı zamanda biz de bu hayali kızıl lekeyi görmüş oluyoruz. Örümcek kuşu çelengonu gördü ya. Hemen Macmillan atmışlar. Beni bir kaderime bırakın ya. Gençler, bu arada bu maçtan önce bir maç girdim. İnanılmaz pingim vardı. Çıktım, DC attım maçtan. O yüzden ikinci eklentimi değiştirdim. İşlevleri yine aynı. Yine aynı anlattığım avantajları sağlıyor bize. Sadece rengi sarı. Onu da söyleyeyim de şimdi orada eklentiyi değişik görünce abi bizi mi dolandırıyorsun amınıyım. Kanka menüdeyken hani menüde otursaydın gene olur mu? Orası erken oldu biraz. Nereye gidiyor ha? İçime mi girdi? Nereye gidiyor ya? Nereye gitti oğlum? İçime girdi vallahi. Bir palette daha okey. Oğlum o şok nasıl değmez ya? Yani evet. Ray Sozok amına. Ya takıntılım da Nancy'ymiş bu arada. En sevmediğim karakter ya. Direkt onu tanılayıp öldürmek istiyordum ben. Şimdi var ya o 5 tane jam bitirecek. Takıntılım ya benim. Evet, bir taneyi bitirdi bile. Şöyle tam şuradayken vursam. Mega'da veririz, buradakine de veririz. Sıkıntı yok. Ay işte yani hani anladın mı? Adamın içine girene kadar duymuyor ama niye? Çünkü jam bitirecek. Oo, oradakini biri dönüp bitirmiş bile. Lan Baron var mıydı gerçekten ya? Yo, yokmuş anasını satayım. Güzel aslında, iyi stack kastık ama. Şöyle bir şok hocam. Gayet güzel. Bir şok daha hocam. Bir şok daha hocam. Tam bir armutsun ya. Aslında bunu yakalardım da. Şokları gereksiz attık. Bir de bir tane şoka dedard attı ya. Kanka yeter. Alo. Yeter alo. Bitirdiniz zaten hani iki tane. Hani bitirmeseler tamam diyeceğim ya. Oraya şey yapayım da palete git değil mi? Ulan çok da kötüsünüz ama. Görüşürüz arkadaşlar. Yani nereden çıktın değil mi bir anda?
Ya neyse. Bu yüzden dedim abi işte şu malın takıntım olmaması lazım ya. Ben bu mala vurmazsam bu mal bana büyük sıkıntı yaratacak yani. Üste bir tanesi. Oldu canım. Bir flash sayı daha yemem herhalde buradan değil mi? Jhen hızları çok iyi. Gerçekten tutamıyorum ya. Çok iyi ya. Neyse malı değil mi o? Bağırma sesinden anladım anasını satayım. O kadar itici ki, bağırma sesi bile o kadar itici ki. Yani steklerimi umursamayacağım bunun yüzünden ya. Bak salağa bak, bak kaçtı yere bak ya. Bak tiplere bak ya, tiplere bir bak ya. Yılanmaya gidiyorlar sanırım. Beni istiyorsun galiba. Okey gelelim. Şimdi şuraya doğru bir şok. Neyse heal diyor galiba. Killer Shack de bunu oyalanmasam mı acaba ya? Neyse güzel. Shack'i erken devirdi. Neyse aptalını bulduk. Max Nancy zekası. İnşallah da size'in yoktur. Güzel, gayet güzel. Vallahi stekleri falan saldım arkadaşlar. Çünkü bu adam bu maçı bana vermez bu Jhen hızıyla. Bu Jhen'de hala biri var. Kim var peki? Tabii ki de Malon oğlu Meg var. Malon oğlu Meg. Bunun ne oluyor? Bunun iki mi oluyor? Dead Hard var mıydı bunun? Güzel. Bak yandan hala bana flash tutuyor ya. Git la artık. Seni şuraya bir kitleyeyim ben, tamam mı? Aha. Kaldı mı burada? Kaldı mı burada? Tamam, şoku yedi. Nancy'yi gördüm ama ellemeyeceğim. Hay o Dead Hard'ına senin. Yok, bu adam bizi şu an çok gereksiz oyalayacak. Nancy salağı da can yapmadan. Almamız lazım buradan. Ya Dead Hard her şeyin mi counter olur? Doktorun bile counter ya. Doktor nasıl counterlayabilirsin anasını satayım? Tamam, Nancy'yi öldürdük. Steklerimizin ağzını sıçtı ama bunu öldürmem lazımdı. Şöyle bir şok terapisi. Bir tane ısırık alırım herhalde. Aha. Vay armut vay. Vay armut vay la oğlum. Dead Hard'ını attı sandım ya. Tamam. Diğer ikisi yaralı, avantajım o aslında ama izini de gördüm tayilerde. Aha. Bir tane daha gördüm, dur bakayım. Güzel. Merhabalar. Şunu alsak bunun son muydu? Hangisinin sondu? Bir tane Meg'in son olması lazım ama. Tamam. Bunun sonsa maçı alırım. Bunun son değilse sıkıntı. Çünkü oradaki Jhen 90. Hemen oturacaklar ona. Çok güzel. Tamam. Şimdi alırız gibi işte maçı. Yani şu an burada hiç şok atmama gerek yok. Seviyesi 3 zaten. Artı bir yere yetişemeyecek. Gayet güzel. Şimdi diğerinin de şurada bir yerde olduğunu biliyoruz. Şöyle hem Jhen tarafına doğru hem heal'lanmasına karşın patlatsak şoku derken izini zaten gördük. Şoku vuramadık ama izini gördük. Hiç sıkıntı yok. Sesini de duyduk. Merhabalar. O bu palet duruyor mu ya? Kanka keşke... Neyse hadi bakalım. Hani şey yapmasın diye yapıyorum şu an. Haha zord. Hani spotu kırsaydım başka bir spota kaçabilirdi. Belki arkadaşını kaldırmaya falan kaçabilirdi ya. Onu yapamasın diye spotu inadına kırmadım. Bu arada bu gerdekine şok versem bir şey oluyor mu? Yok olmuyormuş. Seviye 3'te ya. Işıklı ışıklı gidiyor anasını satayım. Razor Fangman diyebilir miyiz arkadaşlar? Macmillan Otayv'ın. Beni söylerken nerede acaba bu mapler değil mi arkadaşlar? İnsan bir sorguluyor. Oğlum hemen ağlama bir kere de ya. Sana ne lan? Sikiyorum ben ona. Pardon arkadaşlar yine bipolarlığım tuttular. Diğer taraftan geldim zaten. Jhen'lere oturan yoktu. Şu üç Jhen'in arasına şöyle bir şok vursam. Çok da güzel olur değil mi? Takıntılımız Nia'ymış. Okey. Nia ya. Hemen engelleyin çocuklar. Benim mizah seviyesi. Şu Feng çok boşluğa kaçtı sanki. Ne diyorsunuz? Balansı yoksa eğer. Balansı varsa da yokmuş zaten. Ha? Nasıl bir cümle hocam tam olarak yani? Şöyle şoku verelim. Sürekli verelim. Sürekli şoku verelim ki hocam seviyesi artsın bunun arkadaşlar, anladınız mı? Ben muhtemelen paleti seveceğim ama şöyle hemen öne doğru bir M1. Bunu da yapan aptal bir niye var. Ya benim takıntıları... Aman. Takıntılılarım niye böyle Jhen Rusher oluyor ya arkadaşlar ha? Nereye geliyoruz hocam? Arkadaşını mı alacaksın? Ha? Gel al bakayım sana aldırıyor muyum arkadaşını. Gel gel, o niye gelsin arkadaşını almaya gel. Gel gel, sen geleceksin bunu almaya gel. Ben seni kovalamam ki, sana beleş hasar veririm ben. Güzel, struggle'a soktuk bunu arkadaşlar. Acımasız Matt. Oğlum bu paleti niye devirdin? Çok güzel paleti de aldık. Şimdi steklerimiz 4. Tamam gayet iyiyiz arkadaşlar, hiç sıkıntı yok.
Oo, güzel akıllı oynadı. Bak ben şokla uğraşıyorum, adam kaçmış gitmiş bile. Ne oluyor orada? Ya var ya, tam gıcık değil mi ya? Hani takıntılı mı ya? Mecbur bırakıyor beni ya. Yandık var ya. Bu bütün oyunu böyle oynuyorsa yandık arkadaşlar. Aha, ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan? Güzel şok kanks. Geldi yine kral, geldi ya kral. Kral yine steklerimi s**meye geldi. Buradaki kardeş kimmiş ya? Buradaki kardeş. Senle ilk chase'imizde de böyle dağ gibi bir yerde karşılaşmıştık hatırlarsan. Aman. Fenercileri falan varsa da kafamı vallahi gömdüm tavus kuşu gibi. Sıkıntı şu, diğer hiç kimse asılmadı. Ama hepsini de bulmuş olduk. Merhabalar. Jane kankam, kendini akıllı sanıyorsun, tamam akıllısın da ama. Yani hep uzak spot uzak spot, nereye kadar gidecek? Ben şok atarken kaçıp duruyor. Tamam ama nereye kaçtın yani hani? Oturmuş sandık açıyor orada ya. Sen ne gereksiz bir insansın lan. Gerçekten aşırı uyuz oldum şuna ya. Steklerimi falan da deldi attı anasını satayım. Yat. O şoku nasıl yemedi bu arada? Okey, ikisini de gördük. Biri bunu almaya geliyor. O jendekini kovmam lazım oradan. Bu jendekine gittim. Şeydekine pardon, boştakine gittim. Arkadaşını alamasın diye. Öbürü de jenden mecbur kalkacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer onu struggle'a sokmak istemiyorsa. Güzel şok. Okey. Biraz açıkta kaldı sanki. Oradaki palet duruyor muydu bilmiyorum ama. Tamam. Öbürü almaya gitti mi yoksa son jeni mi bitiriyor? Almış. Bak. Almasa struggle'a sokabilsem çok daha iyi olabilirdi biliyor musunuz? Öbürü sanırım jene gidiyor. Bir dakika. Öyle bir şey yok kanka. Ama işte o spot durmasın ya. O spot durmasın işte ya. Çok güzel engelledik. Evet, direniyoruz arkadaşlar. Vallahi bir şekilde direniyoruz. Yat bakayım. Diğerinin de yerini biliyorum sanırım. Sandık açtı. Oo, öbürü saldı bile. Çok güzel. Bu maçı da mı döndürdük hocam? Bu niye? Bu mal ne yapıyor oğlum? Tamam, o voltu da engelledik. Şok yedin ama okey, atla bakalım. Oğlum sabahtan beri niye böyle oynamadın o zaman? Aptal! Sana var ya, sana bir kıl oldum o siyah yeşil saçını sikeyim senin ben var ya, sana bir tilt oldum. Şu dolabı sökemiyoruz mu, şuna fırlatayım yani, çıplak elle değil bir şeyle vurmam lazım, bunu anladınız mı? Hani böyle şu ağacı falan söküp vurmam lazım yani, o derece rahatlamam lazım. Hay bu arada haritaları da harbiden şimdi bak. Yani küfür haznemi geliştireceğim artık, biraz ders almam lazım. Yaratıcıküfürler.com. Nasıl bu tarafta kimse yok ya? O zaman bu jeni 4'lü 5'le bitiriyoruz ha. Takıntılım kim? Yine Nia. Oğlum bu Nia'lar takıntı olmak için mi doğmuş ya? Kanka seni görmediğim falan sanmıyorum inşallah. Hani kavanoz falan takmam lazım seni görmemem için. Kıvrağı varmış. Şaşırdık mı arkadaşlar? Gel, gel, gel. Gel. Gel armut takıntılım, gel. Stack falan yok sana diyor ne? Stack falan yok sana diyor ne? Sana stack falan yok diyorsun anlaşılan. Çıldıracağım. Geri zekalı. Madem onu yaptın, adam akıllı bloğunu da alsana yani, değil mi arkadaşlar? Yanlış mıyım? Değil mi Hüsnü? Değil mi? Campleyeceğim bunu. Struggle'a sokamasam bile gelen kişiyi düşüreyim. Çünkü maça çok yavaş başladım. Hani bir yerde yapmam lazım bunu. Tamam, bu girdi. Bunu da yaralı yaralı açıkta yakaladık. İyice söv bana şimdi. Söv söv, sıkıntı yok söv. Zord dead ardımı. Ya oğlum o nasıl değil ya? O nasıl bir pingmiş? Vay amına. Neyse ki şok sağ olsun. Gel kanka gel. O click clean bedelini bir ödetelim sana bakalım. Klik klik yapıyordun. Yediğin mind game'e bak. Dead ardı var mıydı bunun? Ne kadar güzel bir dead ardlı öyle. He, gel gel falan yapıyordun. Gel sen de hasar al. Şimdi dead ard atmaya çalışacak içimden geçip. Yerler mi lan onu? Allah'ın armutu seni he. Alo, neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayır, bir tane vurayım bari. Haha salak. Ulan sen var ya.
Bunu yine mi sabotajlamış? Bu gülemedim bak. Yine sabotajlamış. Allah'ım yarabbim çıldıracağım. Bak tam gülüyordum. Bir anda gülmem gitti fark ettiyseniz. Jen Rush'layam. Kanca sabotaj edem he. Açık gözlü ya bunlar arkadaşlar. Bunlar açık gözlü. Çok zeki bunlar. Tamam mı? Kardeşlerim zeka küpü. Şu buğunu da kıralım. Her şey şunun başının altından çıkıyor zaten biliyorsunuz değil mi? Şu Felix ya. Bu maçın şeyi de Felix yani. Aptalı mı diyeyim yani? Neyi diyeyim? Mal. Mal. Ne oldu zortladın? Mikael'e orada full. Diğer yaralı da bunu tek başına alamayacağı için arkadaşlar. Ya orada heal'lanıp zaman kaybedecekler. Ya da bunu almaya gelip ölecekler. Kendileri bilir. Öyle beleşe maç yok. Kanca kırayım. Wiggle attırayım. Okey okey. Al al hiç sıkıntı değil. Tamam sen de blok al. Hiç sıkıntı değil. Senin kıvrağın var biliyoruz. Çok güzel. Hiç sıkıntı değil. Maçı dağıttım ben şu an. Dağıttım. Felix bu tarafa doğru kaçmıştı. Bulduk Felix'i. Bunu öldürüp diğer ikisi istiyorsa iki tane can bitirsin. Son canlar bittikten sonra bir kill daha alıp işi bitirmeyi planlıyorum. Bunlar nasıl değmiyor ya? Nasıl şok değil bunlar? Aslında yanlış taraftan kovaladım bunu. Palete gidebilmesini sağladım. Ah lan ah lan ah lan. Base'e kaçması onun için iyi olmadı. Yat şimdi aşağı. Yani bu tamamen ezberi oyun. Orada paleti kırdığım zaman diğer tarafa kaçması lazım. Çünkü Baze'in paletinin olmadığını biliyor ve doktorum yani hani. Pencereden ne kadar atlayabilir anladınız mı? Adamın saati benden fazla. Tamam mı? Ben menüdeyken bakıyorum birçoğunun saatine. Ama o kadar ezberi oynuyor ki. Yani tek yapmaya çalıştığı şey oyunu tanımlamak ve şey oyunu trollemek ve Jen Rush atmak. Yani çok sinir oluyorum o yüzden. Ben de karşılığımı veririm değil mi yani? Niye vermeyeyim ki? Tanılımı kempime atarım hiç umurumda değil. Beleşit kralı gelmiş ya. Beleşit kralı gel bakalım. Oğlum bu spot neymiş? Neresinde dönüyor bunun ya? Allah Allah. Doktorun şöyle minik bir gecikmesi var ya. Şok yemesine rağmen palet devirebiliyorlar ve atlayabiliyorlar. Bazen ben de doktora karşı oynarken oluyor. Ondan yaptı ya çakal. Bura nere oğlum bu? Ölüm yeri lan. Şokla nasıl göremedim peki? Ama dur şurada doktor halüsinasyonu çıktığına göre. Buralarda bir yerde ya. Şeçi beraber arayalım mı? O taraftan geldim. O tarafta yoktu. Ama şekle çıkmış olabilir. Şeke tam bakamadım. Bulma lan. Şş, alo. Size hiç escape vermek istemiyorum şu an. Güzel. Evet arkadaşlar gerektiği yerde kahpeliğimizi yaparak doğru bir oyunla 3 maçımızı da kazandık. Killer girdiğinde var ya Soraylara hiç tahammülüm olmuyor ya. Ya adam palet devirsin sinirleniyorum anladınız mı? Mesela hiçbir şey yapmasın düz palet devirsin sinirlenesim geliyor bilmiyorum. Hani katilim ya arkadaşlar herhalde o psikolojiye giriyorum. Evet gençler bugünlük benden bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. Eğlenceler.